Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün kripto paralarla ilgili bir içerikte karşınızdayız. Biliyorsunuz son dönemde özellikle de 2021 ile birlikte kripto paralara olan ilgi hayli arttı. Sadece Türkiye bazında bahsetmiyorum. Aslında bütün dünyada kripto paralara olan ilgi artmış durumda. Fakat Türkiye gibi doların yüksek seyrettiği ülkelerde kripto paralara olan ilgi adeta tavan yaptı. Çünkü kripto paralar bildiğiniz üzere dolara endeksli durumda. Dolayısıyla bu paralarda bir artış olduğunda dolar üzerinden artıyor ve Türk lirası bazında baktığımızda daha büyük kazanç elde ediyoruz. Şöyle düşünebiliriz aslında. Atıyorum elinizde 1 dolarlık bir coin var. Bu 1 dolarlık coin 2 dolar olduğunda baktığınız zaman yabancı bir yatırımcı bir birimini 2 birim yapmış oluyor. Ama bizde durum biraz daha farklı. 1 dolarlık coin aldığımızda bu 8 Türk lirasına denk geliyor ki şöyle bir şey var. Dolar da sürekli arttığı için bunun bize getirisi daha yüksek oluyor. Yani biz bir birime bir birim değil de bir birime 1.1 birim, 1.2 birim gibi kazançlar elde edebiliyoruz %100 artışlarda. Dolayısıyla bu durum insanların kripto paralara olan ilgisini biraz daha arttırdı. Bir dönem televizyonlarda hatırlayacağınız üzere reklamlar vardı. İşte maç arasında Bitcoin alıp satmak bu kadar kolay. İşte yürüyüş bandında kadın Bitcoin alıp satıyordu falan. Ben bu reklamları izlerken şöyle düşünüyorum. Ya insanların işi gücü yok da hemen böyle aralarda delelerde kripto para mı alacak diye düşünüyordum ki bu gerçek oldu arkadaşlar. Ne yazık ki. Çünkü öyle bir şey ki hani bakıyordum metrobüste, metroda vesaire her yerde insanların elinde sürekli kripto paralarla ilgili borsalara böyle giriyor, al yapıyor, sat yapıyor, bir şeyler yapıyor. Yani çok fazla bu işe kendisini kaptırmıştı insanlar. Neden? Çünkü özellikle altcoin'lerde kazanç marjı bir ara bayağı bir yükseldi. Dogecoin, BitTorrent gibi son dönemin hatta Chiliz de vardı galiba. Bu 3 coin bayağı bir kazandırdı insanlara. Dolayısıyla herkes de baktı o kazanmış. Ya dedi ben de gireyim derken bir baktık herkes kripto paracı olmuş. Tabii kripto paraya olan ilgi bu kadar artınca ne oldu? Türkiye'deki borsa sayısı da arttı. Zaten uzun süredir hizmet veren borsalar vardı. BTC Türk Pro, Paribu ya da iCrypex gibi falan. Bunların yanına yenileri de eklendi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Todex'ti. Aslında Todex eski bir borsa fakat sonradan isim değiştirmişti. Hatta geçtiğimiz yıl bayağı böyle kaliteli bir reklam yapmışlardı. Ünlü yıldızları tek bir karede bir araya getirdiler. Kırmızı elbiseler giydirdiler. Ebru Şallı gibi güzel insanlara, güzel bayanlara. Daha sonra bu reklamla bayağı bir parladı gitti zaten. Çok da dikkat çektiler. Sonrasında özellikle sosyal medyada öne çıkan ekonomistlerle anlaştılar. Bu ekonomistler Todex falan önermeye başladılar. Derken Todex geçtiğimiz günlerde patladı arkadaşlar. Sahibi Faruk Fatih Özel'in 2 milyar dolarla birlikte yurt dışına kaçtığı söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış şu anda net bir bilgimiz yok. Geçtiğimiz günlerde Dogecoin alış satışını yasaklamıştı bunları. Yasaklama demeyelim de daha doğrusu dondurmuşlardı. Dondurduktan sonra diğer işlemleri de kapatıldı site ve denildi ki 6 saat sonunda açılacak. 6 saat sonunda ne oldu? Bu sefer denildi ki işte devir işlemleri vardı, öyleydi böyleydi. 4-5 gün sonra 4-5 gün yazdılar ya da 4 ya da 5 değil çünkü. 4-5 gün sonra tekrardan açılacak diye bir ibare geldi site ekranına. Tabii insanlar birazcık işkillendi bu işten. Hatta bayağı bir işkillendiler. Ofisini basanlar vesaire oldu polisle ki ofiste kimseyi bulamadılar. Çünkü işte dışarıdan çalışmaya falan geçmişler. Öyle denmiş en azından giden insanlara. Dolayısıyla kimseye ulaşamadılar. Dediğimiz gibi sahibinin de Tayland'a kaçtığı vesaire iddia ediliyor. Şu anda kesinleşmiş olan bir şey yok. Fakat eğer bunlar doğruysa Çiftlik Bank'tan sonraki en büyük vurgun olacaktır. Ki hatta Çiftlik Bank'ta yanılmıyorsam 1,5 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediliyordu. Burada ise vurgun tam 2 milyar dolar civarında arkadaşlar. Yani Çiftlik Bank'tan daha büyük bir vurgundan bahsetmemiz mümkün. Todex ile ilgili biz Twitter'a baktık bu sabah mesela. Zaten Twitter'da Türkiye'nin gündemindeydi. Gerçekten çok komik paylaşımlar vardı. Tabii insanlar para kaybettiler buradan. Bu paylaşımlar bizi güldürüyor ama muhtemelen para kaybedenleri çok da güldürmemiştir. Bir tane paylaşım sadece benim dikkatimi çekti. Kriptodan zengin olan bir Türk artık var diyordu. Paylaşımda da sizin de tahmin edebileceğiniz üzere Todex'in kurucusunu, sahibini koymuşlar. Yani parayla yurt dışına kaçan arkadaşın resmini koymuşlar. Şimdi arkadaşlar bu tabii insanlarda biraz borsalara karşı güvensizlik duygusu oluşturabilir mi? Elbette oluşturacaktır.
Çünkü biliyorsunuz günümüzde pek çok kripto para borsası var. Yerli borsalar mevcut. Bu borsalarda bize bir güvence vermiyor. Yani atıyorum demiyor ki paran işte devlet güvencesinde ya da paran şuradan şuradan güvenceyle sigortalı vesaire gibi bir şey demiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yanılmıyorsam Tayland mı Güney Kore mi ne, yani dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesinde hacker saldırısı olmuştu ve bitcoinler çalınmıştı. Daha sonra bu borsa yatırımcıların zararının bir kısmını karşılamaya çalışmıştı vesaire. Tabii ki karşılayamadı çünkü bayağı büyük miktarda bir bitcoin çalınmıştı. İflas ettiler dolayısıyla daha sonra. Türkiye'de ise tam tersi oluyor. Yani iflas durumu olmuyor. Borsa yerinde dururken sahibi hop ne yapıyor? Paraları alıp kaçıyor. Gerçekten çok saçma bir durum. Diğer borsalarda bu olabilir mi? Elbette olacak diye bir şey yok. Ama olma ihtimali var mı? Her zaman var arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de yerli kripto para borsası dediğimizde pek çok isim akla gelebilir. Ama işte bunlara yatırım yaparken biraz daha böyle güvenli limanlara yanaşmakta fayda var. Ne bileyim biliyorsunuz dünya genelinde pek çok kripto para borsası var ve birçok kripto para borsasının Türkçe dil desteği de mevcut. Dolayısıyla belki yerli borsalar yerine bu borsalara yatırım yapmak daha mı doğru olur bilemiyorum. Örneğin dünyanın en büyük kripto para borsasının başındaki insanın ben kalkıp da kaçacağını falan düşünmüyorum. Ama işte günümüzde bu tarz şeyler oluyor. Muhtemelen olmaya da devam edecek. Çünkü dediğim gibi bunların bir yasal dayanağı yok. Bu TODEX skandalı şunu da beraberinde getirebilir. Muhtemelen önümüzdeki süreçte kripto para borsaları ile ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Çünkü insanlar buralara çok ciddi paralar yatırıyorlar arkadaşlar. Yani öyle 10 bin, 20 bin dolardan falan bahsetmiyoruz. 130, 140 bin, 150 bin dolar yatıran insan var ki bunlar da yine kendileri direkt ikazdan söylemişlerdi. İşte benim şu kadar param gitti, bu kadar param gitti diye. Sonuç olarak arkadaşlar TODEX skandalı hemen bitecek bir şey değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde durum iyice netleşecektir. Benim düşüncem, kendi şahsi görüşümü söylüyorum. Muhtemelen TODEX'e para yatıranların parası gitti diyebiliriz ne yazık ki. İnşallah yeni skandallarla karşılaşmayız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer TODEX hakkında yorumlarınız varsa ya da en güvenilir kripto para borsası bence şu diyorsanız bunu da yorumlarda nedeniyle birlikte bizlerle paylaşırsanız okurlarımız da takipçilerimiz de sizin bu bilgilerinizden faydalanacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.